Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otuk. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de günlerden pazar. Bulaca doğru gidiyoruz. Yine Derya ablamızın bir yardım şeysi var. Aynen. Şimdi göndermişti. Devamını dağıtacağız. Devamını da sana gönderim, sen dağıt dedi. Bize uygun görmüş. Biz de tamam dedik. Yani başka yerde varsa oraya da gönderirsin dedi. Bu da size göndermek istiyordu. Bize gönderdi. Yine bugün dağıtacağız. Bir arkadaşımız var Koyungu'dan. Durum böyle zayıf. Ona elbise falan alacağız. Bayramcalı. Parayı verdiğimizde, çünkü biraz daha çocuk yaşta olduğu için hani belki parayı doğru kullanmaz diye yani kıyafet almayı düşündük. Elbise daha şey gördük. Aynen. Ona. Ondan sonra ardından öbür paralarda yardım şeysi olarak dağıtacağız. Ablamızın şeysine, kesesine bereket olsun. Allah razı olsun. Vallahi kaç eve girdi parası. Evet, geçen gün de çok bereket güzel oldu. Bereketliyim işte parası. Maşallah her eve de girdi bayağı. Yine farklı yerlerden de dağıttım hocam. Köyden de dağıttım hocam. Güzel bir gün geçecek inşallah. O zaman İnşallah. Görürsünüz arkadaşlar. Geldik şöyle. Ayakkabı alacağız. Ondan sonra tişört, bir de pantolon alacağız buradan. Evet arkadaşlar, şöyle bu mağaza fazla olmadı kulağı açana. Ne kadar oldu kardeşim burayı açılalım? 6 ay mı oldu? Bayağı da olmuş ama çok güzel. Yeni gibi daha. Şeysi çok güzel arkadaşlar. Ben de geçen buradan kendime gömlek, ondan sonra pantolon aldım. Şu gömlek de çok güzelmiş. Bundan almam lazım. Şöyle. Bayan elbiseleri de var şöyle şu tarafta. Hatice ablam izlerse videomuzu, bak reklamını da yapıyor bu arada. Esas bir daha pazara gittin. Pazara gittin mi indirim yaptır. Buna diyormuş ya. Bir diyeyim ona ben. O zaman bir ayakkabı alalım. Bir tişört, bir de pantolon alalım. Tabii. Hangi spor ayakkabı alalım olmazsa. Şu şey hoşuma gitti benim. Şu mu? Onlar özel seri yani. 46 şey ya, böyle değil havalı. Şeysi özel seri yani, büyüklere göre yapılıyor şey. Vallahi 41 numaraymış ayakkabı. Kaç grubu gelecek? Genç mi, orta yaş? Genç. Genç. Tamam. Şunlar şöyle garantili ürünler. Bunlarda kinetik var, MP var. Bunlarımızda imitasyon abi. Şöyle. Bunlar hep yazdık modeller. Bir tane 41 numara. Çok satılıyor bu. O da ya. Acaba böyle? Genç ne bu? Çocuğun kardeş görmedim, biliyor musun? Çocuk sesi de varmış. Ha, yüksel de kendini göster. Çocuk sesi de varmış. Bunu görmemişsin. Ama gördünüz arkadaşlar. Çocuk sesi de varmış. O da olur. Böyle baksana. Biz arkadaşlar ürünleri beğenelim. 3 tane aldıktan sonra size de gösteririz. Şöyle tişört aldık. Pantolon aldık. Bir de ayakkabı aldık. Üçünü de kardeşimize götüreceğiz. Biraz. Evet değerli dostlar, şimdi Gulaş'tan eve geldik. Ömer babayı eve koyduk. Evet. Çıktı. Ömer'in yolculuk güzel olmadı. Dediğiniz, çünkü hava sıcak, bunu aldı. Esap kardeşimiz şu anda Koyungu diyormuş. Evet. Vallahi hayatı Koyungu'yla geçiyor şey yapınca. Çocuğun zor bir hayatı var can dostlar. Gerçekten. Yani ondan dolayı. Düş olmuyor. İyi oturalım. Otur anne. Otur. Otur aslan da içeceğim. Hep. Hep. Koyun gitmenin geçiyor. Zor vallahi şey değil. Ne düşmanlar? Aradık şimdi Ayhangil'i. Ayhangil'de mi koyun gidiyormuş beraber? Ayhangil'in Ali orada varmış. O da onların yanındaymış. Ha iyi. Çocuğun kendine vermek istedik arkadaş. Aynen. Sevinsin. Bayramda giyer mesela ayakkabısı olsun. Aynen. Ablamızın da kesesine bereket olsun. Allah razı olsun. Gerçekten tam hani tam yerine ulaşıyor, öyle diyeyim. Yani. Tam odak noktasına, inanın ki tam da ihtiyaç sahibi olanlara girmeye çalışıyor. Ondan sonra Gulaş da varmış bir tane. Bir de annem gidiyor, tavuk almaya gittiler. He. Orada çalışıyorlarmış. Ayakları falan kırılmış. Birinin kolunu ne kırılmış. Durumlar kötüymüş onların. Onlara şey yapacağız. Böyle hani böyle dekkele haydi al sana değil mi yok arkadaşlar böyle. Aynen. Araştırıyor, şey, soruşturuyor öyle. Aynen. İyi illere doğru gidiyor yani. Şimdi bu taraftan Kaygöl'üne gidiliyor. Oruç çıktıktan sonra bizim mesai burada başlar. Halılar, yorganlar, yastıklar, her şeyimiz yıkanacak. Evet. 2-3 gün gelir herhalde. He.
bayram temizliği bir halılarımızı yıkarık. Bayram çıktıktan sonra da yorganlarımızı yedim yıkarız. Çünkü ağır ya, oruçta zor oluyor. Benim öyle videom vardı, yorgan yıkama videom. Anneme çektirdik, babamla ikimiz yıkadık. O da bayağı 200 bine yakın izlenmiş videom. Hala da izleniyor. Hatta bir tane izleyicim de yazmış. Yaz aldı 2 ay falan anca oluyor. Sen yıkadığın gibi yorganlarımı yıkadım evimde diye yazmış. Çok güzel oldu diye yazmış. Ara istersen de. Ya şurada bak bir şey. Hani? Davar var. Şu çocuklar var bak. Sol tarafta bunlar mı ki? Orada. Çocuk soymuş bu mu ki? Almış. Şu bak. Ama Ali abi. Böyle yanlış böyle ya, arkadaşlar şey yaptım kıyamadım. Üstünü falan şey yapmış sıcak olduğundan yanmış. Üstünü soyulmuş yazmış. Şapkasını olsaydı kafasına. Vay kardeşim ben. Yaş olarak Ali Gül'le bayağı küçük vay kuzum vay diyorum. Çocuğa da üzüldüm valla. Çocuklar. Sevindi de arkadaşlar. Birazcık da kendimiz de bir şey yaptık. He. Şey olsun diye. Arkadaşlar bu ayda ne yaparsanız. Aynen ne yaparsanız bu ayda. Hani sonra da yapılır ama. Öyle şey yapar yani. Hani bir tane şey var. Gidiyor yazık. Yalnız başına. Sıkına da aşağılmış da eşeğine koyacak. Yazık. Düdük çaldılar nasip bak diye. Duymadı herhalde. Bu koyunlar ebedi gıdıyormuş arkadaşlar. Böyle hiç yatma, dinlenme, oturma yok. Hep bu gıdıyormuş. Hep bu gıdıyormuş. Tüm yük bunun sırtındaymış. Bizim varken o zaman yeni aldılardı koyunları. He. 20-30 taneydi ama şimdi biraz daha var. Bir de yoruluyor biraz. Basını bir de çıkartmış. Bilmiyorum şey yapmış. Kuru kuru kurmuş vallahi. Allah'ım yardımcısı olsun inşallah. Yalnız başına zor. Bir de yaş olarak da çok küçük daha. Bir 20-25 olsa belki aramazdı ama. Küçük yazık. İstikamet. Vallahi istikamet. Şu annemin madımanı bir virsek alsan yakınken bu çürüyecek elimizde. Leyla annem gül toplamışmış arkadaşlar. Elma saplama, derman aplama, kendimize elma salama. Bir de anneme ayırdık böyle. Annem gülünkinde virim diye aldım yanıma. Çünkü 3 gündür neydim poşette duruyor çürüyecek. Evet dostlar oradan geldik bu tarafa doğru. Şurada bir Yahya kardeşimiz var evdeyse. Bu da tek yaşıyor. Evde mi yaşıyorsun? Şurada kalıyor. İnşallah evdedir. Bazen erzakta olunca şey yapıyorduk ama bir kere mi iki kere mi buraya getirdik. O zamanlar yoğdu evde. Kapıya koyduk şey yaptık da bence burada kalmıyor, kalıyor mu ki? Yahya. Kapısı camına vursa. Devi de eski anne. Bence kalınır yok. Baksana olsa çıkar. Duymuyor mu acaba kapıya vursa? Evet ya dostlar Yahya'ya baktık ama Yahya yokmuş evde. Aynen onu bulamadık. Çıktık oradan. Tıplağını bak ya. Orayı temizle. Evet can dostlar. Evet dostlar. Birini de bura vereceğiz adamımızın. Şöyle ayarladık. Şunu da annem adamışmış bu şeyleri. Annem şey iki tane çocuk var. Onları adadıydı arkadaşlar. Onu da vereceğim. Gelmişken. He onu da verelim. Hayır mübarek gün. Evlerde şurası. Bir kız oda olması lazım yanlışım yoksa. Tam da bilmiyorum ama. Hasan içeriye gir de seslen pek işitme. Gideceğim abi başka işim var biraz. Anne. Anne. Şey bu. Ne? Can atlamış şey sarım. Ağaçta şey yok. Anne. Lambada. Birine bir ayırsan. Sen yanma sen de yanma falan bezikmedim. Hadi boşver. Hadi amca. Evet can dostlar şimdi buraya geldik. Buradakiler kirada oturuyorlar. Şöyle evlerde görüyorsunuz. 3-4 tane de çocuğu var. Bir garip bir koca geçinmeye çalışıyorlar burada. Hasan yandan sesten istersen. Köpekler var zaten. Aman ha. Gördün mü? Çocuk mu? Çocuk onun eşiyle uyutur belki de duymaz. Geldim Hasan abi.
diyelim. Video için şey sakınca yok ya Hasan. Yok bir şey yok. Açma açma, buradan şey yapıyor. Açma. Köpek ne gelir? Al annen verir, tamam mı? Al annen. Ayakın öyle şeyle çıkma. Baba. Verdim ona, tamam bir tane ablamız göndermiş. Nerede? Vallahi ne bileyim, sıfalarla uğraşıyor. Nerede? Ne yaptın sen? Bu bitti aşkım. Senin dostunu alsaydı keşke. Bitti aşkım. Senin olan bir daha geldiğime getirin. Hadi. Sana bir daha gelirken getiren, tamam mı? Hadi görüşürüz. Aman ayağın ezilir. Ömer yok herhalde. Ömer'i anneme koydum. Durmadı arabada. Tamam. Hadi görüşürüz. Senin oğlandan bir yaş büyük herhalde benim oğlanı. He aynen öyle olması lazım. Bizimki 6. ayda doğdu. Sizinki kaçıncı ayda? 4. ayda doğdu. O zaman sizin oğlan büyük. Altından en bağlı. Öyle mi? Şey, ayağını tuttu aman diyeyim. Aman aşkım ayağın da kalır altında. Hadi görüşürüz. Evet. Hadi görüşürüz. Sağ ol hadi. Evet can dostlar. O son eve de verdikten sonra şimdi tekrar Gülağaç'a doğru gidiyor. Burada annemin söylediği şeyler vardı işte. Tavukçular onların oraya gidiyor. Çocuğa şey aynen kıyafeti aldığımızda versek olurdu ama aklımıza gelmedi. Tekrardan o yüzden gidiyor Gülağaç'a doğru. Aynen bildiğin Gülağaç'ıysan arkadaşlar böyle şey olduğunda acıyorlarlar. Aynen. Böyle, hani gönlüm yok ki daha fazla daha çok şey yapmak istiyor ama işte her zaman da bu şeyin olmuyor. Aynen. Hani bir de şu an yaşam çok zorlaştı yani böyle çok pahalı yaşam. Elbise aldığımız öncedenki elbise şu anda mesela bu elbise 3 tane şey aldık. Aynen. 430 lira verdik değil mi? Aynen 3 daha parçaya 430 lira verdik. Şiili falan dedik böyle yardım hediyesi deyince şey yaptı. 430 lira var. Önceden pantolon, kaç liraydı? Pantolon, gömlek, yok tişört şey pantolon içine ayakkabı. 60-70 liraydı o ayakkabılar mesela diyelim. Tişört de 60 lira sen 120 lira. Ondan sonra 120. Pantol da önceden kaç? 50-100 lira. 100 lira da pantol sen hani 250 lira 300 lira yapmaz belki de ama. Şimdi yani 200 liralık şey 420 var iki katını. Adamlar da şey değil. Adamlar da biz önceden bundan iyiydi diyor. Adamlar da haklı. Adamlar da bir şey demiyor. Çünkü pahalı alınca onlar da yükseltiyor ama mesela önceden daha belki de kârı fazladır. Şu an her şey zorlaştı. Tabii canım. Hayat şartları zorlaştıkça herkese göre bir şey maddi olarak da eksiklik şey oluyor işte zarar. Şimdi hayırlısı adam olsun. Kazansa bile alacağı malzemeyi alamayacak yani şey yapamayacak. Ama bence bu videomuzu izleyen abla hani o yüzden de kulücü gördükten sonra hiç şey kalmayacak değil mi? Nasıl? Yani mesela Kaygönü'ndeki çocuğa o eşyalar verdikten sonra yüzünde bir gülümseme oldu. O insana bir huzur veriyor şöyle mutluluk veriyor. Onu çekemedik. Çekse. Onu çekemedik o an çocuğu çünkü üzeri kıyafetini çıkarmış üst şeyini tişörtünü yanmış herhalde çocuk. Yani hava sıcak bir de uygun değil diye çekmedik. Onun arkasında şey yaptı. Ondan dolayı çekmedik. Şey de yok. Elinde ayağında da yok. Torba gibi bir şey almış yazdı. He. Acıdım vallahi. Allah yardımcılar olsun. Amin. Yükselim de acımış. Senin de mi acıdın? Senin de çok acıdı. Nasıl diyor? Üzüldüm anne o çocuğa diyor. Allah yardımcısı olsun inşallah. Amin. Senin dedikler yeri biliyor musun? Tarif ettiler ya koyunun şeysinde bir çıkışında bir yerimiz. Bakalım arkadaşlar Gulaş'ta da olmazsa şey yaparız biraz da burada dağıtırız. He bakalım. Biraz da burada dağıtırız. Köyümüzde münasip olanlara verdik. Ana. Işık yanıyor Hasan. Altta. Can dostlar. Nerede? Geldik vermek için. Ha. Hadi çağır istesin. Burada çalışıyorlar arkadaşlar. Burada çalışıyorlarmış. Şöyle çekeyim. Abla müsait değil herhalde. Evet değerli dostlar buraya da şey yaptık. Dün annem buradan tavuk almışlarmışmış. Ben de para getirdim dün. Annem gelmişse sizi görmüşlerim. O da tavuğun parası belirlemiş ya. Aldık dün parasını diyor. Tavuk ben parasını aldık diyormuş. Tavuk şeysi değil bu. Onlar da Allah razı olsun dediler. O dümeleri itirağı da oradan da bir hayır duası aldık. Şey yani. Aynen. Bir de ablanın üstü müsait değildi.
Şey yapınca da yani herkes çekilmiyor. Aynen. Belki test bir şeydirler, bir şeydir. O da iyi olmaz. Onun için de sormuyor daha. Aynen. Çekilmiyor. İnsan çekiniyor arkadaşlar. Hani mahcup da olmasın diye biliyor musun? Hani kötü bir şey. Hani tanıdık onu çekiyor. Bir şey olmuyor. Bazıları mesela bizi de çekecek diyor. Öyle diyenler. Şey ama ben de hani illa bir kapılarından da olsa bir çekme gereği duyuyorum. Hayır canım onu çektim. Mesela garantisini bir, göstermek hani için. Hani bildiğimiz şey olur. Arkadaşlar bazen hani şey de oluyor bana. Nasıl diyeyim yani. Başka yerlerden bize de gönder diyen oluyor yani yardım paketi bazen yazıyor. İnternet yazıyorlar. Üzerinden yazılan İnternet oluyor. Üzerinden. Ama şöyle bir şey oluyor yani. Hani ben adam bana gönderse de gönderdi para ben şuraya gönderdimse o zaman pek şey olmaz. Bazen insan buna bile şey yapanlar var içinde. Ha bu sıkıntı mı değil abla bana değer abla bana güvenmiş göndermiş yani aynen. Şey olarak. Ben sana şey yapayım sen milletin lafına bakmazdın. Ama hani ben onlar bana göndermiş ben de dur şuraya gönderim deyip de hani gözükmez bir şey yapmam. Gözüken kişilere vermeye elimden geldiğinde çalışıyorum. Ha yine de soruyorum gönderen kişilere. Gönder ya da şuna yap derlerse ben veririm sıkıntı yok ama hani öyle pek şey yapmıyorlar. Kimse şey yapmasın yani bana. Darılmasın. Böyle elden vermek biraz daha şeyli gelir hani. Aynen. Görüyorlar gönderen kişiden o daha hoşuna gider bence. Durum öyle arkadaşlar. Şimdi buraya verdik bakalım. Bu lastikten de şöyle bir Naz'ın geçti tandığın biri olsa da sorsan var kimin ihtiyacı var diye. Var onun yanına var. Aynen şeyse, bir sor. Çünkü hatta öyle şeyse şey yapsak oraya le. Mesela geç öyle gelen de öyle olmaz. İşte normal konu olsaydı mesela kıymalı gibi dönerci gibi yapardık. He. Adam 30 kişi ya da 10 kişinin mesela yine de durumu doğru. İyi olan gelir o da olmaz. İşte önce orada kıymalı yaptıran kişi zaten şeysinden oluyor. Hani içinin harcını falan götürüyorlar ya. Aynen. Yoksa normal ay olsa mesela biraz bırakırdık. Abi şundan 10 kişinin karnını doyurdu. O da güzel bir şey olurdu. Yine de olsun bakalım. Biz böyle ulaşabildiğimiz kadar elden vermeye çalışalım. Kendi ihtiyaçlarını kendilerine göre alırlar. Hayır mübarek günü. Bir de bunun evet. Şeysi kolay oluyor. Para olarak hem ihtiyaçlarını alırlar. Ama öbürü de kötü mü değil. Şu anda erzak alma falan kolay değil. Kolay değil. He. Ama insan yine daha ne ihtiyacı var diye bilemediği için. Bu ablamız böyle istedi. Onun için biz böyle yaptık. He. Şey yap, erzak dağıtırsa mesela erzak dağıtır. Şimdi çarşıya doğru gidiyor arkadaşlar. Soralım. Aynen. Çarşıda gidiyor. Şu amca şu amcamıza verecek. Yazdı. Ona verelim. Resmini de şöyle. Gidebiliyor yazdı. Hadi demme. Selam bir kapını çektir. Selamun aleyküm. Amca. Selamun aleyküm. Şunu şit de yardım şit. Tamam mı? Cilin oğlu. Hadi. Düşürme hadi. Yazık. Bir de bakıyor var ya. Gördüm. Hadi demme. Görmüyor yazın. He. Bak. Acıdım. Anası kılıklı. Nereye evet. Gidersek acı. Keşke ona bir şey alsak nasıl acıdım diyor. İnşallah parasını alır annem. Ona yine denk gelse yine öyle veririk. Bak işte kimse kimsenin kısmetini yiyemez. Denk geldi. Evet gidiyor. Arkadaşlar onu. He. Kısmetmiş. Adamı görünce verdik. Şey yaparım bu da sigara falan da kullanıyor işte o falan kendine bir şey var. Seslenir mi? Bak yine içiyor. İçiyor. Durmaz da içiyesi yok. Yo. Merhaba. Öyle ne ya öyle eğlenme. Aman pardon özür dilerim. Bir tane ablamızın şeyi tamam mı? Sana haşit getirdik. Bir tane ablamız evet. Gönderdi. Sana dua ettim yitir. Bak gördük yolda var mı buralarda başka gariban neydi? Yok abi vallahi bilmem abi. Ne mi? Yok arabaya bakacağız. Yok arabaya da burada. Nasıl o, gözlerin var ya? Hadi Allah'a emanet olun. Hadi sen de. Allah yüzünüze baksın. Hadi görüşürüz. Kameradan ne? Vuracak değil mi korktun? Yok. Öyle evet. Şey telefona vurur ne der ama. Öyle ha. Şeysi var. Seslenmesine mi olmadı canım?
da yine bazen de. Bazen vurur. Bazen vurur. Sinirlendim vurur. Ana bana ne sırtıma vurdu ciğerim söktüydü. Belki yine vurur. Arkadaşlar bu şey yapar biliyor musun? Beni sevmezdi. Sevdi, beni severdi. Bizim oraya gelirdi arkadaşlar. Ben de yeni çalgıya başlardıydım biliyor musun? Evde sürekli çalıyordum. He. Millet beni duysun diye hoparlör dışarı koyuyordum ondan sonra. Mahalleden geliyorlardı, dindar oynuyorlar, ara çekiyorlardı, neyse. İyi, şimdi bu bana dağıttı. İlle ben Hasan alacağım diyor. Sıkma oraya yaz, biraz daha Hasan engelli can dostlarım. Ondan sonra, kalan her gün geliyor. Kalan dedim ben, Fatma ben evliyim, Nevşehir'de ne evliyim ben. İki tane çocuğum var dedim de. Allah. Böyle ne çıktım. Babama diyor, sen babama kotilat diyor. Seninle diyor, anneme diyor. Seni diyor şeye salacağım diyor. Çapıya diyor. Seni evde durutmayacağım. Seni çalışacağım biz de yiyecek aslında. Allah'ım. Allah öyle diyor. Çok şey komik laflarda. Ben hiç pek durmadım. Emoş nişanlandı. Olsan işte mi? Ben de arabalarına bindim. Koya baldız gider ya yanlarında. Yeni nişanlılar. Ben de arabaya bindim. Bu olsan işte mi de pek severmişmiş. Aynı senin sevdiği gibi. Onun için arabayı durdurdu bizi. Çarşının ortada. Ne örüyorsun dedi. O da ne örüyorum dedi. İşte nişanlandı Fatma sağa sol dururken. Arkaya bakabildi. Bu kim? Bunu niye bindirdin dedi. O da baltızım oluyordu. Bu koca gözlü niye bindirdin? İndir şunu şuradan diyor. Beni döyecek. Aman işte yörele bana çattırmadın. Bana burada ciğerim söktü dedim. Hani dövüşsen dövüşülmez. Yazık. Can rahatsız. He rahatsız. O yüzden vurduktan sonra da ağrıttığı yeri iyi ağrıtıyor. İnsan seslenemiyor da. Pek vurur. Eli pek sert. Sen diyorsun ki daha niye şey ettin? Şu an arkadaşlar 3 tane şeyimiz kaldı. Evet. Biz tanesini, üç mü kaldı? Bir tane bizim köyden Saadet'e verecek. İkisini de buradan bir tane birilerine vereceğiz. Şu aynen, anda öyle bakıyoruz yani evlere şöyle. Son iki kaldı burada vereceğimiz. Son vereceğimiz de bizim köyden. İnşallah. Sen şu evde yaşayan var mı ki? Sağda. Şu sağda. Bunlar yaşıyor ya şu. Arıyor. Biz burayı pek hani tanımadığımız için. Hani bu da farklı güzel bir şey oldu. Hani ummadığından da hızlı bir şey olur. Diyor mu ya? Ummadığından da en yakın. Böyle farklı bir şey olur. Benim de içim şey olur. Yani böyle sürekli bildiğin insan arkadaşlar hani çalışımda sürekli para gelir hiç umursaman aynı gelir. Mesela ama bir de hiç ummadığından bir şeyin çıkar mesela bir şey gelir hediye gibi bir şey. O farklı bir şey olur. Ben onun için bir şey yapıyorum. Ben farklı kişilerin şey yapıyorum. Çok güzel oluyor. Her eve de hani böyle mesela Fatma hiç ummadan da yolda giderken şey oldu yani. Aynen. Haçlı gitsin o da kendini. Yukarı oba da olur diyor. Yukarı obayı biz bilmiyoruz. Fatma biliyor. Yok da ama var mı dedim. Burada yok da burada da olmaz. Yukarı oba da olur dedi. Bizim koy mu diyor yoksa yukarı oba? Kardeşimiz de şey yapıyor. Boyacık da çalışıyor. Buna da şey yapalım arkadaşlar. Bu arada alın köyünün çarşıyı. Selamun aleyküm. Çekin lan sen. Kolaysın yok hocam. Evet, arkadaşlar. Onu da boyacı arkadaşımıza verdik. O da bilek sorunu çalışıyor. Kendi de bizim köyden evli. Yolda denk geldi bak. Şansın nasip kimeysen. Böyle dolaşacak. Bir daha gördüğümüz halaya da teyze kim çıkarsın? Abi görmesek bilemez. Yani aklımıza gelmez. Biliyor nasıl olduğunu ama aklımıza gelmez. Biliyorum da yani. Karşılaşmak şimdi da valla boyacılığından şeyle böyle inşaatın önleyelim, çalışmanın zor yani. Geçen zor. Bir tane daha arkadaş var. Bir elberde şey yaptım. Çalışıyorum iki gün diyor. Annem tüpü store diyor. İki gün, üç gün çalıştım tüpe gidiyor. 300 lira, 400 lira. 200 lira yiyemiyor. 150 mi, 200 mi yiyemiyor. İki gün çalıştım tüpeyle bir şey oluyor diyor, bir geliyorum diyor, önce para biriktirim diyorum diyor. Bir daha bir şey çıkıyor diyor, yani kolay değil valla. Tabii. Allah'ım herkese kolaylık versin inşallah, zor. Aynen inşallah şu zor zamanda. Başka var mı böyle şey yaptığım burada? Yok tanıdığımız neyim de yok ya buralarda bilemiyorum. Tanıdık yok zaten. Şöyle bakalım görelim belki yine bir denk gelir. Anne neden çekelik balı orada? Nereden ne? Lastikçi ya orada. Ha lastikçi ya anlatmak için öyle yapmışlar. Dillerini belli etmek için yüksek. Lastik yapıyorlarmış yani. Ne
Allah Allah. Neredeymiş? Elbise aldım ya sana orada. Biliyorum. Bayramda giy, tamam mı onda? O kıyafetin bayağı benzeri var evimizde ama yine de onu sevdi diye kıramadım. Var mıydı onda? Öyle değildi canım da. Benzeri. Şurayı da nasıl fensiz açılmış. Ben yine mi görüyorum? Var zaten. Öyle mi? Şu aşağı. Hangi aşağı? Buraya geldik. Şimdi buraya vereceğiz. Ya buraya geldim. Ayşe bacının kızı arkadaşlar. Aynen. Bunun güzel. Kızın başı açıktı. O yüzden gitmek istemedim o tarafa. Çocuklar da bir havuz koymuşlar. Yüzüyorlar yazık. Sen kimde çıkaracağım? Kurban olduğum yükselim. Geçen sene Melih teyzen gönderdi. Onu çıkarmadık. Hava soğuktu. Ben gördüm onu. Yatak. Evet değerli dostlar, son şeyimizi de parayı da verdik. Evet. Şeysi gitti, tasası gitti. Dün aslında da alacak yok. Dün arabaları falan, büyük arabayı falan temizledim. Sezonu şey yapıyorum, hazırlıyorum. Kurban olduğum Allah'ım kabul etsin inşallah. Derya ablamızın da ne muradı varsa versin. Amin. Şu hal mübarek gün çok güzel bir sevaba girdi. Vallahi Rabbim ayağına taş değdirmesin inşallah. Güzel bir gündü. Arabada biraz yandık ama bitti, iyi oldu. Güzel oldu. Eğer öyle dağıtacak varsa bir tane muhtarımızın yanına uğradım da, yani muhtar olacağım burada abi. Onun yeğeni var bir tane. Ona şey yapıyorlarmış aslında ama kalmadı diyelim de. Evlenecekmiş. Böyle zekat şey olanlarsa arkadaşlar, ona şey yaparlarsa ona da yardımcı olun, ben de götürüveririm. Annesi babası yok can dostum. Babası var da hani oğlan kendi şey yapıyor. Yani annesi başkasından şey yaptı. Tek başına ayak ona tutuyorlarmış. Eğer öyle gönderen olursa da ona veririm arkadaşlar. Şimdiden tamam. Allah'ım yaptığınız iyilikleri, ondan sonra fitirleri, duaları kabul etsin inşallah. O zaman bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Umarım inşallah beğenmişsinizdir. Her yaplamızın da kesesine bereket olsun. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Hasan Oğuz'un kanalında kalın. Eyo, vat çıkın o, anne o.